Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de bahçemdeyim. Çiçeklerimle canı takdirim. Bugün sizler için ortanca çiçeklerimizden üretimler yapacağız. Burada yazın bolca açan ortancalarımız var, tanelerim. Bu ortancalarımız nasıl üreteceğiz? Zaten kışın bunların yaprakları dökülecek. Dalları kuruyacak. Onun için bu dallarını değerlendirmek için bu mevsimde sonbaharda yapılan ortanca çelikleri müthiş güzel tutar canım takipçilerim. Bu ortanca çiçeklerinizden şimdi budayıp çelikler alırsanız baharda çok güzel açacaktır. Çünkü bahara kadar bolca köklenecek. Bahara kadar yine yeşillenmeyecek. Hani ektiğiniz konumda kalacak ama baharda o dallar yeşillenmeye başlayacak. Şimdi ektiğiniz baharda yeşil olacak. Ve baharda işte Haziran gibi tekrardan size Mayıs, Haziran gibi çiçekler açmaya başlayacaklar. Bir tanelerin bakın mesela bunları böyle hep filizlerden, çeliklerden kırdık ektik. Bu yazın bolca çiçek açtılar. Videolarını çekemesem de bakın çiçeklerini video çekerim belki diye kurumuş çiçeklerini üzerlerinden koparmadım. Bunlar bundan aldığımız çeliklerin, baharda aldığımız çeliklerin gelişmiş halleri. Ama şimdi yaparsanız mesela bu baharda yaptık, sonbaharda çiçeğini açtı ve geçti. Ama şimdi yaptığınız baharda açmaya başlayacak ve size bütün yaz çiçek açacak. O yüzden çeliklerinizi bu sonbahar mevsiminde yaparsanız çok daha başarılı olur canım takipçilerim. Eldivenimi giyeyim, çeliklerimizi keselim, bakalım nasıl çelikler yapacağız. Onlardan nasıl üretimler yapacağız? Onları bir görelim. Şimdi bakın bu ortancamız. Ben bunlardan bir sürü kestim, ektim. Bakın bu dallarını hep kestim. Ne kadar uzunlukta kesiyoruz? Şunlar yaprak gözleridir canım takipçilerim. Gözlerken bu yaprakların çıktığı yerlere göz diyoruz. Şimdi bir iki göz bırakıyoruz ve üzerinden kesiyoruz. Canlarım bakın böyle. Şöyle. Bahçe makasımı almamışım. Bu şekil. Şu yapraklarını kesiyoruz. Bunu sere şekilde üreteceğiz. Poşet geçireceğiz üzerine. Onun için bunun yapraklarını kestim canım takipçilerim. Burada böyle bir tane çeliğimiz oluştu. Şimdi bir tane daha keseyim. Alttan da bize yeni dal çıkarabilmesi için en az iki tane göz bırakıyoruz bir taneleri. Şimdi bunu da sere yapmayacağım. Direkt ekeceğim. Onun için şöyle kestim. Bunu da bu şekilde ekeceğim canım takipçilerim. Allah nasip ederse onlardan üretimini nasıl yapıyoruz görelim. Sizler de ortancalarınızı değerlendirin. Zaten bütün kış çiçek açmayacak. Dalları olmayacak üzerinde. Ortancalar yaprak döken çiçeklerdir. Yaprak döken çiçeklerde kışın dışarıda üşümezler bir tanelerim. Bu ortancaları kışın dışarıda bırakacağız. Hadi şimdi masamıza geçelim. Masamızda konuşalım. Bir tane böyle yaprakları üzerlerinde bıraktık. Bu sere olacak. Bunu sere yöntemini ekeceğiz. Bu da canım takipçilerim. Normal kırıp ya da kesip ekeceğiz. Ben her çiçeği kırıp ekiyorum. Çok güzel tutuyor. Ama tutturamayanlar için de sere yöntemini deneyeceğiz şimdi. Allah nasip ederse. Şimdi bir tane elim. Burada topraklarım var. Bunlar çiçek içimden açık olarak aldım. Açık satılan topraklardan bunlar. Ortancalar çok fazla toprak seçmiyorlar. Bahçe toprakları biraz hayvan gübresi olsa onlar için yeterli oluyor canım takipçilerim. Gerçi her çiçek için toprak önemlidir ama ortancalar çok fazla aşırı derecede toprak seçmiyorlar bir tanelerim. Şimdi iki tane saksımı doldurdum. Topraklarımı da hafiften nemlendirdim. Ekmesi rahat olsun diye. Şimdi canım takipçilerim bakın. Burada 1, 2, 3 gözümüz var. 2 gözümüzü toprağın içine koyacağız. Ortancamızın 2 gözünü şu yaprakları kestiğimiz yerler gözdür. Birçok kardeşlerim soruyor teyzeciğim göz nedir diye. Göz bu yaprakların çıktığı yerlerdir. Çiçekler bu buralardan köklenir bir tanelerim. Şimdi bakın şu birinci gözle ikinci gözü tamamen böyle toprağın içine koyacağız. Birinci gözden köklenmezse ikinci olan gözlerden köklensinler diye bir tanelerim.
Şimdi bunu ektik. Allah nasip kısmet ederse. Bu ektiğimizi sera yapmayacağız. Bu bahara kadar burada bahçemde duracak. Üzerine kar da yağacak, yağmur da yağacak. Hiçbir şekilde üşümeyecek, donmayacak ve baharda köklenmiş olarak elimizde güzel bir ortanca çiçeğimiz olacak Allah nasip kısmet ederse. Bir tanelerim ektik bunu. Şimdi bu bahçede tutacağız dedik. Dışarıda tutacağız. Şimdi burada bakın yeşil yaprakları var görüyorsunuz. Bunları koparmadım. Ama bunlar bunun üzerinde kalmayacak. Dışarıda duracağı için, serada durmayacağı için bu yapraklar Aralık ayında havalar oldukça çok soğuduğunda dökülecekler ve sadece sap kısmı kalacak. Sap kısmı da bahara kadar hiçbir şekilde üst gelişimi olmayacak canım takipçilerim. Soğuktan çünkü ortancalar kışın gelişmezler. Sera yöntemi ayrı. Sera yöntemini söylemiyorum ama bu dışarıda tutacağımız olan ortancamız. Sadece bu yaprakları da dökülecek. Sadece bu sap kalacak. Sapın bile ucu biraz böyle kararır gibi olacak ama altı kökü sağlam kalacak. Bahara kadar köklenmeye başlayacak. İşte kışın köklenecek. Bahara kadar da saksımızın içine kök dolduracak. Ta ki Mart ayının sonlarına doğru buradan tekrar yeşermeye başlayacak ve güzel böyle çiçeklerimiz olacak. Bir tanelerim, ortancalarımız olacak. Bunları da bu yöntemle ektim. Kesip direkt toprağa ektim bir tanelerim. Şimdi birazdan bunların can sularını da vereceğiz. Toprağım nemli ama yine de sularız. Bu da sera yöntemi yapacağız. Bunun da yapraklarını kestik. Bunun da en büyük özelliği yapraklarına fısfıs yapacağız. Eğer fısfıs yapmazsak sera yönteminde istediğimiz kadar başarıyı elde edemeyebiliriz canım takipçilerim. Yapraklarının her gün ya da 2-3 günde bir nemlendirilmesi lazım. Şimdi bunu da nemli toprağıma ekiyorum. Bir göz, iki göz. Bunun da sera yöntemi olsa da bakın bir ve ikinci gözlerini yine toprağımızın altına koyacağız. Bu şekilde yanlarını bastıracağız, sıkıştıracağız. Allah nasip kısmet ederse bu da bu şekilde köklenecek. Şimdi canım takipçilerim bunu açık bırakacağız. Buna bir işlem yapmıyoruz. Şimdi sularını verelim. Can sularını da verelim. Toprağımız nemliydi zaten. Toprağımızın tamamı ıslak olacak. Nemli olduğu için bana bu kadar sulamam yeterli. Şimdi canlarım bu açık kalacak dedik. Bunu da sera yöntemi yapalım dedik. Burada bir fısfısım var. Onunla bakın arkadaşlar. Bu şekilde tüm yapraklarını fısfıslıyorum. Bu da bu şekilde yaprakların neminden köklenecekler. Yaprakları kurumadığı sürece dalı ve nemli kalacak. Ve kökleri daha çabuk köklenecek. Bunun baharda gelişecek. Ama bu daha çabuk gelişecek canım takipçilerim. Serada olduğu için daha çok gelişecek. Ne zamana kadar serada tutabiliriz? Yani kış boyu da serada tutabiliriz. Bu kış boyu köklenmesini bekleyeceğiz. Bahara kadar işte toprağını kök dolduracak. Ama bunun köklenmesi yaklaşık 40-45 gün sonra bunda köklenmeler daha çabuk başlayacak. Siz dilerseniz bu şekilde yaparsınız. Dilerseniz böyle sera yöntemi de yapabilirsiniz. Şimdi bunun üzerine bu şekilde poşet geçireceğiz canım takipçilerim. Bu şekilde 40-45 gün serada kalacak. Dilerseniz kışı da böyle serada geçirtirebilirsiniz. Ama mutlaka yapraklarını fısfıs yapın. 40-45 gün sonra poşetini çıkarabilirsiniz. Ama poşeti çıkardığınız zaman da yapraklarda kışın soğuğunda yine sararmalar ve dökülmeler olacaktır canlarım. Belki ileriki zamanlarda yine bir video çekeriz durumların nasıl olduğunu göstermek için. Bunu da bu şekilde karın, yağmurun altında tutacağız. Hiçbir şey olmayacak. Sağlıkla, sıhhatle ortancalarımızı yetiştirmiş olacağız. Bakın canım takipçilerim. Bunlar da işte dediğim gibi baharda yaptığımız çelikler. Şöyle bir tanesini göstereyim. Bakın. Sanki size belki de çiçek açmış dalı kırıp ekmiş gibi görünebilir. Oldukça köklüler. Hem yoğurt kovasındaydı bunlar. Bunların saksı değişiminde yaparım. Bakın canlarım nasıl kökleri var görüyorsunuz değil mi? Minnacık ortancamız ama bize bütün yaz çiçek açtı. Köklerine bakın. Bunu bu işlemle yaptık. Kırıp direkt toprağa ektik. Bu daha bir başarılı yöntemdi. Ben alışkın olduğum için bu yöntemi uyguluyorum. Bu kırıp ekmede başarılı olamayanlar için de sera yöntemini gösterdik. Bu da canlarım gördüğünüz gibi yetiştirmiş olduğumuz, köklendirmiş olduğumuz ortancalarımız. Şimdi videodan sonra bunun saksısını değiştiririm. Hava sonbahar zaten etkilenmeyecektir.
sizlere göstermek için saksısından çıkardım. İşte bu şekilde kökleniyorlar bir taneleri. Şöyle bunu da böyle masanın önüne koyayım. Şimdi çiçeklerimi yerlerine geçireceğim. Allah nasip kısmet ederse bolca ortancalar üretmiş olacağız. Daha da keseliklerim var. Geçen yıldan baharda yine böyle birkaç tane köklendirdiklerimiz var. Seneye bolca bolca çiçeklerimiz olacak. Hele bir de bunlara alüminyum ağırlıklı gübreler atarsak baharda mavi mavi çiçekleri açtıracağız. Kimisi mavi açtı benim. Alüminyum ağırlıklı bitki besinleri verdiğinizde mavi açar ortancaların. Ortancalarımız bu yaz kimisi mavi açtı, kimisini de pembe rengini de çok seviyorum. Böyle alüminyum ağırlıklı bitki besinleri vermediğimiz için kimileri de pembe açtı. Bunlar da pembe açan ortancalarımdandı. Allah nasip etti, çok güzel açtılar, geçtiler. Şimdi size videolarını paylaştık. Böyle güzel çiçekler, ortancalar yetiştirebilmek için işte bu işlemleri yapıyoruz canım takipçilerim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, çiçekli kalın.